Değerli konuklar, Distinguished Elektriğin Öncüleri etkinlik dizisi kapsamında elektrik mühendisleri odası adına şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen Nikola Tesla Sempozyumu açılış törenine hoş geldiniz. Değerli konuklar, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahir Ulutaş'ı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Chairman of the Chamber of Electrical Engineers will be now making an opening speech. I'm now inviting him to the rostrum. Katılımlarıyla bizi onurlandıran Sırbistan Cumhuriyeti'nin Sayın İstanbul Başkonsolosu, Consul General of Serbia from Istanbul is here. We are honored with his presence. And we also have the director of Nikola Tesla Museum. And we also have many foreign and valuable visitors among us and distinguished guests. Welcome to this symposium, which will be the first in a series of symposiums on the pioneers of electricity. And Nikola Tesla is one of the founders of the electrical engineering profession, and he is the inventor of alternating current motor, and he had a revolutionary invention. He was a genius. And now this is the first scientific event which is held in honor of Nikola Tesla, and we are really honored as the İzmir Chapter of Türkiye'den ve yurt dışından değerli ve önemli akademisyenleri, Chamber of Electrical Engineers, and we are also very pleased that we are now hosting valuable scientific people among us and speakers among us. Sempozyumumuz this symposium oturumda düzenlenecektir. Will be in four sessions. In the first session, we will be talking about the extraordinary life of Tesla. We will talk about his family, his life, his teachings, his approach to the science. And in the second session, we will be talking about teaching Tesla. And we will talk about what he has done, and we will talk about the activities of the Tesla Scientific Foundation. And dönel manyetik alan ve his work will be discussed in the third session, in the rotating magnetic field session, and in the fourth session. And ve madencilik tarihinin en büyük katliamlarından biri olan ve resmi rakamlara göre 301 kişinin öldüğü and we know that yesterday was the anniversary of the Soma disaster where 301 miners lost their lives, and we still remember with pain how these people lost their lives. And unfortunately, when we look at the production model now, we see that the mining infrastructure is not sufficient. There is no operational health and safety regulations which are implemented and enforced effectively, and we see that the employers are just trying to make more profit, forcing workers to work under unhealthy working conditions, and the audit and inspections are not sufficient, and therefore 301 people lost their lives in this massacre. That this shows the picture in Turkey, and later in Şırnak and Karaman, there were also accidents in these areas, and unfortunately, this will not be the last in this series of accidents. Olayın ilk gününden itibaren, since the first day of this kamuoyu bilgilendirme çalışmalarından başlamak üzere, konunun yakından takipçisi olan odamız ve şubemiz, following this event as the Chamber of Electrical Engineers, and we will continue to follow up the Soma case. Başta Enerji Bakanı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere, Ministry of Energy and Ministry of Labor and Social Security, these ministers should resign, and all the accountable parties should resign because of this accident. And in the same way, in the area of energy and mining, the governments should stop privatization in these areas, and these areas should be restructured, and all the mines should be operated under required measures, with required measurements, and all these mines should be audited by the Chamber of Electrical Engineers and other competent authorities, and all these mines should be closed until all these inspections and audits are completed, and
each and every requirement is met İfade by gibi, each and every mine. As I told you, bu bir günlük sempozyumda, we will be discussing about the work of Tesla in this symposium, which will last one day. And karşılaştırmalı olarak we will also be talking about the developments that have occurred after Tesla. And we will compare these, but I would like to underline Tesla'nın the following. Özellikle yaşamının son yıllarında, bütün aslında meslek hayatında, last years of his life, meslek ve bilimsel hayatında bunun ipuçlarını görüyoruz. We see this and we ancak see özellikle yaşamının son yıllarında daha sistematik olarak düşünmeye başladı. Modern kapitalist toplumun insanlık açısından ciddi bir tehdit olmaya başladı endişesi. Ve toplumun sosyal, ahlaki ve manevi boyutlarını hiçe sayan and he believed that an industrial organization was in fact inhumane. And we should also be discussing this today. When we look at Turkey, we see that there is a huge gap in the income distribution. And when we look at rivers, forests, and ancient monuments, we say that these are all destroyed and pillaged just to make more money. And fortunately, this is where we are going now. Science and İnsanlık technology should be working for the welfare of the society. But this is not what we see. Technological advancement should be closely linked to the society. Otherwise, it will only destroy the society. And here, now the human the mind, the intellect should always be linked to the nature of the human. Otherwise, it will bring more harm than benefits. But when we look at the modern political thinking, we see that dialectic is an important concept. But unfortunately, this has converted into pragmatism, and the intellect should not lose its reference point. Otherwise, religious and dogmatic thoughts come into agenda. Today, and we need a criticism more than ever to overcome these dogmatic thoughts. Etik kaygılardan so we have ethical concerns. And we know that this Soma disaster shows us how the ambition to make more money can cause such disasters. And we also see that the politicians are not concerned enough just accepting these disasters as things that could happen during mining. And before ending my words, I would like to thank the organization committee, the secretariat of the Chamber of Electrical Engineers, and also the speakers. I would like to thank in advance the speakers, and I would like to thank all those who contributed to the organization of this symposium. Thank you. Sayın Mahir Ulutaş'a teşekkür ediyoruz. Much, değerli konuklar, etkinliğimizin destekleyicisi Gediz Elektrik adına konuşmalarını now, yapmak üzere Electric, Sayın Ceyhan Mr. Saldanlı'yı mikrofona davet is ediyorum. Going to speak. He is the sponsor of our değerli İstanbul Başkonsolosu, distinguished Istanbul Chief Consul, distinguished head of the chamber, değerli katılımcılar, dear colleagues, dear participants, before opening my speech, I would like to extend you my greetings. Çok sevdiğim bir laf vardır. I have a very favorite quote of mine that I would like to start my speech with. Dünyada değişmeyen tek şey in the world, not the thing that evet, doesn't change is the şey change değişiyor. Itself. Everything is in constant change. Egemen in fact, değişiyor. For centuries, adetler the dominant değişiyor. States change, traditions değişiyor, change, companies değişiyor. Change, people change. Değişmeyen tek şey varsa the değişiyor. Only thing that doesn't change is the change itself. Bu bir mücadele bir rekabet şeklinde oluyor. This is also in the form of struggle. In the last devletler centuries, arasında savaşlar savaş şeklinde kendini gösteren mücadele. And now the struggle has switched to the commercial side. Şirketler, and companies, devletler, states ticari bir rekabet içinde. Are in a constant commercial struggle.
Hatta insanlar arasında bile rekabet var. So institutions and human also struggle among each other. Peki bu mücadeleyi kim kazanıyor? Who wins this struggle actually? Doğru, who wins bu. This fight? This is the right question to ask. Hiç kuşku yok ki. There is no doubt that ülkeler arası rekabeti the fight between countries are determined by those winning the war, are those who are leading the science, who are pioneers in science. Bu ticarette de böyle. This also applies to commerce. The leading countries across the world today are those making scientific inventions and applying those in day-to-day life. And the same goes for the institutions, the same goes for human beings. So my point is the following. The fights in different form actually have the same root, which is this science, fight for science. Those applying science do win. Ending of the Second World War came with the atomic bomb, which was the peak point for technology. Companies did the same. Günlük hayatımızda in our daily life today, the companies who bring the easy to use applications are the leading ones, and the same goes for human beings. Bilim gelişiyor, science advances rapidly, changing the world as fast as possible. Today, a person, today's human beings are more advanced than Kanuni Sultan of Ottoman Empire. Now, the traveling has become easier than ever. Geçmişteki krallardan, now we are stronger, more influential than the past king and sultans. Bilim hayatımızı değiştiriyor. Changes bilimsel our lives. Değiştiriyor. Scientific inventions do change our lives. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Let me ask you this question. Hayatımızı en çok değiştiren bilimsel buluş nedir? Is the scientific invention that change our lives the most? Bunu çok düşündüm. I really İnsanlar thought about önce, this. And first, bitkileri hakimiyetleri altına aldı. People dominated tarım plants toplumunu yarattılar. And created the agricultural society. Tarım toplumuna geçtiler. From being collectors, they became agriculture people, which played a huge role in sustaining human's life. It was a very important invention. Then we dominated animals. We used horses. We increased our speed. Bu kolaylıklar dünyada imparatorlukların kurulmasını sağladı. Also helped found the societies in the world. Now we dominate larger geographic areas. Arkasından tekerlek and later it followed the invention of wheel. And later on the following next inventions came around. But what changed our lives the most? According to a research made by an American company, the invention changing affecting the lives of human beings the most is the electricity grid. You know, we had a cut in the last month, which showed our dependency on electricity again, which proved it again. 90% of our lives usually goes around our use of computer, our motor skills. It depends on electricity now. Elektrik şebekesinin kullanıma girmesinde use of electricity grid. Actually, was because of lots of people, but the most, the biggest effect Tesla. Came from Tesla. There's no doubt about it. This big genius, Tesla, dedicated his life to electricity, to big researches. We are all grateful to him. Elektrik bildiğiniz gibi electricity, as you know, is the most useful, most handy, efficient form of energy. It converts movement to sound. Bir benzin motorunun verimi %22'lerdeyken while a gas engine efficiency is 20%, electricity motor is 80% in terms aslında of efficiency. It can convert into sound. İletilmesi electricity en kolay actually is the easiest to transmit. Bir telden, from a 1 centimeter diameter wire, you ama can transmit electricity, lazım. But you need to convert this. Bildiğiniz gibi, as you know, az olması için, for the resistance to be low, the flow needs to be smaller. Lazım. You need to yani, increase the voltage without decreasing power. So without changing the flow, you cannot change. You can change the voltage veya kullanmayı tercih etmek. Flow, and this is at our hands. Bunu yapabilmek için de and in order to do this, we need to use the alternating yani current, AC. Değişken akım sayesinde and thanks to AC, oldu.
we have transformers, we have transformers, we have electricity motors. And bugün andığımız Tesla. Who lies at the root of this? Tesla that we commemorate today. If Tesla hadn't done these beautiful inventions, we were not going to be able to transmit this electricity. We were not going to have transformers. We were not going to have electricity, actually. Bu Tesla'yı anmak için yapılan bu toplantıyı Tesla, we are holding this meeting today, and I would like to state my support for this meeting. I'd like to thank all these people working in the organizing committee today. And to have such a big participation in this meeting, it's very good. It's very pleasing to see such big participation. We are commemorating Tesla today. We need to have more Teslas. Among us, we need to work on this. If you want to increase our export today, we need to have more scientific inventions. We need to apply more technology. And the first stage to understand this is to appreciate scientists such as Tesla. Düzenleyicilere teşekkür ederek I'd like to thank the organizing committee and I'd like to extend my regards to all of these participants. Sayın Ceyhan Sallanlı'ya teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yeşil'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. The Chairman of Board of Directors of Chamber of Electrical Engineers. Now he's going to make an opening speech. Günaydın. Good değerli morning. Meslektaşlarım, değerli konuklar, sevgili gençler, aslında çok onur verdiniz bize. Actually, bu salonun gençlere dolması beni çok sevindirdi ve heyecanlandırdı. Really ve değerli basın emekçileri, hepinizi MO Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Sırbistan Tesla Müdürü, Müzesi Müdürü ve müze yetkililerine hoş geldiniz diyorum. Yine Amerika'dan gelen Tesla Bilim Vakfı yetkililerine de aramıza hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız diye sesleniyorum. Yine Sırbistan İstanbul Başkonsolosu da aramızda. Kendileri de hoş geldiler. Öncelikle demin Mahir de söyledi. Soma'da geçirdiğimiz 301 madencinin iş cinayetinin katliamın kaybettiğimiz 301 kişiyi anmakla onları gerçekten saygıyla anıyorum. Bu ülkemizde yaşanan en büyük işçi katliamıdır. Bir yönetim dönemimiz boyunca yani her iki yılda bir 15'in üzerinde merkezi etkinlik yani uzmanlık alanımızla ilgili kongre, sempozyum, konferans düzenliyoruz. Şubelerimizin kendi yerlerinde yaptıkları etkinlikler de bunların dışında. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz bu dönem elektriğin öncülleri temasıyla elektrik ve elektronik teknolojisinin gelişmesinde büyük katkılar yapmış bilim insanlarının tanıtılacağı bir dizi etkinlik düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede planlanan etkinliklerin ilkini Nikola Tesla Sempozyumu olarak İzmir Şubemizin bugün gerçekleştiriyoruz. Nikola Tesla ile ilgili olarak dergimizde de bugüne kadar çeşitli yazılar yayınlanmıştır. Sanayi devriminin önemli bir evresi olan 19. yüzyıl ikinci yarısında elektrik alanında da ardı ardına onlarca buluş ve gelişme bilim dünyasına yeni ufukların açılmasını sağlamıştır. Aynı süreçte buluşçuların birçoğu geliştirdikleri teknoloji ürünleri ticaretleştirmiş, günümüzde de teknoloji dünyasının önemli aktörleri olan şirketlerin doğmasını sağlamıştır. Görüş ve yaşam şekliyle bu buluşlardan ayrılan, farklı amaçlar için durmaksızın araştırmalar yapan bir diğer kişi vardı. İşte bu kişi Nikola Tesla'ydı. Günümüzde bile henüz yeterince anlaşılamamış, İnsanlığın yararına sunduğu sayısız buluşa karşın kendisine gereken değer verilmemiş olan Nikola Tesla, para insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir.
benim bütün param bireylere yaratılıp yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamını biraz daha zorlaştırmasını sağlıyorum demiştir. Tesla, elektrik motorlarından uzak kontrole, uzaktan kontrole, elektrik üretiminden röntgene kadar çeşitli ülkelerden almış 300 civarında patentli buluşuyla birlikte çeşitli konularda toplam 700 kadar farklı ürünü insanlık hizmetine sunmuştur. He had invented more than 700 ise, products. Edison ile girmiş olduğum alternatif bakım ve doğru akım savaşından galip çıkmış alternatif bakım elektriğinin yayılmasını geç de olsa günümüzde dünyayı aydınlatan buluşçu olarak anılmaktadır. Tesla ve Edison arasındaki bilimsel gelişmelere ve buluşlara yönelik bakış açısı farklılığı günümüzdeki inovasyon buluş tartışmasının hayata bir altyapısını oluşturmuştur. Elektrik ve elektronik alanı da dahil olmak üzere pek çok teknik gelişmenin ilk çıkış yerinin savunma ve güvenlik alanları olduğu ancak ticarileşme teknolojik ürünlerin toplum içindeki yaygınlığı kazandığı bir gerçektir. Ancak yine açık bir gerçek de şudur ki tek başına piyasaya bırakılan bilim de insanlık için ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir. Bugün bilgisayar ve elektronik haberleşme cihazları başta olmak üzere pek çok teknik ve bilimsel gelişme bekletilerek her bir aşaması ticari kazanca dönüştürmek üzere piyasaya inovasyon olarak sürülmektedir. Bu da ülkemizin ve dünyamızın kaynaklarının tüketim kültürüyle yok edilmesine öncelikle teknoloji ithal eden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyamızın elektronik çöplük olmasına yol açmaktadır. Örneğin ülkemizde cep telefonu satışları rekor düzeydedir. 2014 yılında ithal edilerek kayıt altına alan telefon sayısı 16.700.000'i aşmıştır. 16 million teknik ve bilimsel gelişmeler baş döndürücü hızla eriştiği günümüzde sıfırdan bir ürün yaratılmasına çok bir ürünün daha işlevsel, daha verimli ve daha az enerji tüketerek kullanılması ya da farklı alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi gibi yeniliklerin değeri elbette büyüktür. Bu tür yeniliklerin ticari çıkar kaygısına teslim edilmeden üniversiteler ve kamu yapılanmaları aracılığıyla toplumun hizmetine sunulması için çaba göstermelidir. Ülkemiz için de yenilikçilik alanındaki gelişmeler sağlanması ve buna yönelik desteklemelerin arttırılması, bilimsel ve teknolojik üretimin yerli olarak gerçekleştirilmesi için ön aşıcı olacaktır. Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Tesla'nın yaptıklarının son yıllarda daha fazla gündeme gelmeye ve tartışmaya başlaması, onun kendisini bugünlerde taşıyabilen ender buluşlardan biri olduğunu göstermektedir. Uzaktan kumanda, kozmik ses dalgaları ve uzay, radyo frekans alternatörü, ionosfer çalışmaları, radar ve türbinler, dünyanın en güçlü vericisi, dünya çapında telsiz, yüksek frekans öncülüğü, uzaktan radyo kontrolü, alternatif akım ve bu gibi konularda current, çok şeyde çalışması bulunmaktadır. Several, tüm hayatını insanda adamış, hiç evlenmemiş en iyi dostu olan ünlü Amerikan yazarı Mark Twain ve güvercinler olan bu eski bilim insanda Einstein ve Edison'a verilen değer düşünülüğüyle hem geçmişte hem de günümüzde ciddi bir biçimde haksızlık yapıldığını muhakkaktır. Bu yüzden Tesla'yı doğru anlamak ve anlatmak bilimin gelecek kuşaklara temiz ve tarafsız olarak aktarılmasına büyük önem taşımaktadır. Tesla'nın buluş ve araştırmalarının daha doğru gündeme geldiği son yıllar Türkiye'de de onun adıyla anılacak bir sempozyum yapılması zorunlu kılmıştır. Bu nedenle de bugün düzenleyeceğimiz bu etkinlikte Tesla'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında araştırmacıların, akademisyenlerin, mühendislerin ve konuyla ilgili olanların ilgilerini paylaşmalarını ve tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir ortam yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca Tesla'nın o gün yaptıklarıyla bugün gelinen aşamalar karşılaştırmalı ve bazen de deneysel olarak katılımcılara sunulmaya çalışılacaktır. Değerli katılımcılar, bu vesileyle biraz da odamızın üniversitelerle olan ilişkilerinden ve eğitim faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Bugüne değil, hem olarak düzenlediğimiz sempozyum, kongre ve konferanslarıyla meslek alanlarımızda hızlı biçimde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkında olmaya ve bu dinamizmi odamızın gelişimine taşımaya özen gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Mühendisin uluslararası standartlarda iyi bir eğitim alması ancak yeterli sayıda üretim üyesi ve altyapı ve bilimsel eğitim programıyla olanaktır. Mühendislik eğitiminde gerek açılan okullar ve gerekse plansız artırılan kontenjanlar özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin istihdam sorununu arttırdığı gibi
mühendis kimliğinden erozyon yaratmaktadır. 18'i vakıf olmak üzere 53 üniversitede eğitim verilmekteyken 2014-2015 öğretim döneminde 40'ı vakıf olmak üzere toplam 148 üniversitede eğitim verilmektedir. Hatta bu 151'e çıktı şu anda. Son 7 yılda meslek alanımızdaki bölüm sayısı hızla artmış. 2007 yılında 55 olan elektrik elektronik haberleşme ve kontrol ve biyomedikal mühendisliği toplam bölüm sayısı 2013 itibariyle 113'e, 2014 itibariyle 148'e çıkmıştır. Toplam kontenjan da 3 kat artarak 4071'den 12.171 sayısına ulaşmıştır. Türk Mühendisliği Oralar Birliği ve EMO olarak bu konularda defalarca eğitim sempozyumları düzenledik. Bu sempozyumlarda değerli hocalarımız, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından çok sayıda sunum yapıldı. Biz bunları kitaplaştırdık ve üniversitelerimizin ilgili bölümlerine gönderdik. Akademi dünyasıyla ilişkilerimizi geliştirmek ve bu alandaki boşluğu doldurmak için bilimsel dergi çıkmaya başladık. Bilimsel dergimiz 3. yaşını doldurmak üzeredir. Burada dergimizin baş editörü hocamız Prof. Dr. Hamit Serbest şahsında emeği geçen bütün hocalarımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Yine geçen dönem bir ilke imza attık. İzmir Şirince Matematik Köyü'nde 50 doktora öğrencisinin katıldığı bir akademik kamp yaptık. Yoğun istek üzerine bu kampı bu yıl aynı yerde tekrarladık. Daha da çok katılımcı gerçekleşti. Buradan Nesil Matematik Köyü'nün her türlü olanağını bize kullandıran ve her seferinde ikişer saatlik matematik dersi veren Profesör Doktor Ali Nesin'e ve kamp çalışanlarına teşekkür etmeyi borç biliyorum. Yine bu kampların düzenlenmesinde iki kampın da koordinatörü olan Profesör Doktor Tayfun Akgün'ün sahasında emeğe geçen bütün hocalarımıza, bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz bu kampı 6 ayda bir düzenlemeyi hedeflemektedir. Yine 2004'te kurduğumuz meslek işçi eğitim, sürekli eğitim merkezimiz ile 22 bin farklı kişi olmak üzere toplamda 32 bin üyemize meslek işçi eğitim vermiş bulunuyoruz. Üye sayımızın 47 bin olduğu düşündüğünde üyelerimizin %40'ının eğitim aldığını söyleyebiliriz. Ankara, İstanbul ve Bursa şubelerimizde bulundukları bölge üniversitelerindeki son sınıf öğrenciler arasında proje tasarım müdürlerinin yarışması etkinliğini düzenlemekteyiz. Yine İzmir ve İstanbul şubelerimizde son sınıf öğrencilerine mesleğe hazırlık seminerleri düzenlemekteyiz. Değerli katılımcılar, bir diğer önemli konu ise ilkini 40. yılında Ankara'da, ikincisini 25 Ekim 2014 tarihinde İzmir'de, üçüncüsünü de yine 11 Nisan 2015'te Ankara'da yaptığımız elektrik, elektronik mühendisliği bölüm başkanlığı toplantılarıdır. İlk toplantıya 16 bölüm başkanı, ikinci toplantıya 151 bölümden 56 bölüm başkanı, üçüncü toplantıya da 30 bölüm başkanı katılmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bölüm başkanlığı toplantısında artık kurumsal olarak hale gelmesi ve konsey çalışmalarına evrilmesi benimsendi. Artık elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol ve biyomedikal mühendisliği bölüm başkanları kendi mekanizmaları içerisinde bu toplantıları kurumsallaştırdılar ve bölüm başkanlığı konseyini oluşturdular. Artık bölüm başkanlarının ilk sözcüğünü de bir TÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Belgin Türkay getirildi. O da olarak bu işin sekreterasını yürütmekten umuyoruz. Biz artık bu işin bütün bölüm başkanlarını bıraktık ve biz bu işin sekreterasını yürütmeye devam edeceğiz. Buradan şunları da söylemek istiyorum. Bizler faaliyetlerimizi olabildiğince başta meslektaşlarımız olmak üzere toplumun bütün kesimlerine duyurmayı, farkındalık yaratmayı çalışsak da karşılaştığımız tablo, baskı ve engellemelerle kamusal sorumluluklarımızın önüne set çekilmeye çalışılıyor olmasıdır. Kamu yararı kavramı yok eden, dünyaya yalnızca kendi ideolojisi ve yandaş çevresinin gözüyle bakan siyasal iktidar, meslek odalarımızı da kendi yörüngesine sokmaya, iktidarın dar çıkarlarına hizmet etmeye dönük olağanüstü çaba gösteriyor. Meslek örgütlerimizi istemsizleştirerek, iş yapamaz, etkinlik düzenleyemez, söz söyleyemez konuma getirmeyi amaçlayan hukuksuz ve gayrimeşru politikalar artık son derece ulaşmıştır. Siyasal iktidar elindeki kamu gücünü, kamu yararını hareket eden örgütlüğümüzü dağıtmak için kullanmaktadır. Değerli katılımcılar, her şeyden önce her platformda bilimi ve etiği savunmaya devam edeceğiz. Yine belirtmeden geçemeyeceğim, ülkemizin baş belası olabilecek nükleer santrallara ve kirli teknolojiyle çalıştırılan her türlü santrale, çevre ve doğaya tahrip eden
tabiat ve kültürel varlıklarımızı yok eden ve canlılardan yaşam hakkını göz ardı eden her türlü enerji üretim düşünceye karşı durmaya devam edeceğiz. Bizler eşit ve özgür bir ülkede, kadın erkek birlikte, çağdaş bir Türkiye'de bir arada yaşamak için barış ve adalet savunmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, sempozyuma emeğe geçen, başta İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu'na, sempozyum düzenleme ve yürütme kurullarına, sunum yapan ve oturumları yöneten yönetecek olan tüm hocalarımıza, Sırbistan'dan ve Amerika'dan gelen test uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle bir kez daha selam ve sempozyumumuzun başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Sayın Hüseyin Yeşil'e teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Sırbistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Zoran Marković'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın Organizasyon Komitesi, Sayın Elektrik Mühendisleri Odası, burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum, çok onur duyuyorum. Özellikle burada olduğum için çok mutluyum. Genç öğrencilerin arasında, elektrik mühendisliği öğrencilerin arasında olmaktan çok mutluyum. Ben hepinizi aslında çok kıskanıyorum. Dünyaya zenginlik getiren, refah getiren sizlersiniz Tesla'nın yaptığı gibi. Nikola Tesla bizim vatandaşımızdı ama aslında Nikola Tesla bir dünya vatandaşı. Amerikan vatandaşıydı kendisi. Ancak Balkan Sırp menşeliydi. Sırp vatandaşların çoğu Balkan'dan geliyordu. Ancak nerede olmamız hiç önemli değil. Tesla fakirlikten geldi. Bölgemizi terk etti. Öyle olmasını istemiyordu aslında. Yapmak zorunda kaldığı için bunu yaptı. Başka bir fırsatı yoktu elinde. Kalsa yapabileceği bir şey yoktu. Geçimini sağlamak için bölgemizi, ülkemizi terk etti. Çalışacak yerini buldu Amerika'da. Bilimi için bir şeyler üretebilecek yerini buldu. Bütün insanlığa hizmet eden işler yaptı. Ve hepimizin adına bizden biri olduğu için çok müteşekkir olduğumu, Tesla'ya çok müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim için, insanlık için yaptığı her şey için ona çok müteşekkirim. Ve burada hepinizin içinde bir Tesla olabileceğini söylemek istiyorum. Refahın gelişmesine hepimiz katkıda bulunabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Hoş geldiniz abi. Sizin soyadınız ne? İsmail Şensoy'dan. Şensoy'dan. Şen. Bilgen. Ve hoş geldiniz. Soy isminiz? Biner. Biner, en başta yine. Yalçın.